Hayat boyu öğrenmede büyük başarıya ulaşan Yalova Halk Eğitim Merkezi bu rakamı daha da yukarıya çekmek için çalışıyor. Yine sayımız hedefimiz Yalova'da 40 bin kişiyi kurslarımıza katmak. Çünkü geçen dönemde biz 35 bin 500 kişiyi bulmuştuk. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan, Kent 77'ye yaptığı açıklamada pandeminin çalışmalarını etkilediğini ifade etti. E, temelimiz Pandemin döneminin bir an önce bitmesi. Zaten kurs yerlerimiz de bunu bir an önce bitmesini istiyor. Işte. Biter bitmez yine eski halimize döneceğiz. İnşallah yine 1500-1600 sayılı kurslarımızı açacağız. Doğan, Yalova'nın hayat boyu öğrenmede başarılı iller arasında olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'de hayat boyu öğrenmede faydalanma oranı %8-9'dur. Avrupa Birliği'nde bu %11'dir. Yalova'da bu %21'dir. Hedefimiz bizim bu %21'i %30'a, %40'lara kadar çıkarmaktır. Doğan, pandemi sonrasında çalışmalara daha da hız vermek istediklerini anlattı. Kurumumuz zaten hem e, okulun temiz belgesi hem beyaz bayrak aldı. Bu konuda en çok bizim üzerinde titrediğimiz, olmazsa olmazımız hijyendir. Bu şekilde kurumumuzda devam ediyoruz. Müdür Doğan ayrıca pandemi döneminde maske dikimi gerçekleştiren ilk 5 halk eğitim merkezinden biri olduklarını kaydetti. Biz geçen sene 250 bin tane maske diktik ve ilk başlar başlamaz Türkiye'de ilk 5 halk eğitimden biri biziz bu maske dikimine.